Genleşme tankları, tesisattaki suyun ısınması sonucu ortaya çıkan genleşmeyi absorbe etmek için ayrıca hidrofor tankı olarak da kullanılmaktadır. Hidrofor tankı olarak kullanılan genleşme tankları, içinde basınçlı su depolayarak musluk açıldığında sisteme su beslemesi yapar. Bu sayede hem basınçta oluşabilecek dalgalanmaları önler hem de hidroforun sürekli çalışmasının önüne geçer. Günümüzde kurulan her kazan dairesinde en azından bir adet genleşme tankı kullanılır. Hem ısıtma sisteminin hem de hidrofor tesisatının standart bir parçası olmuştur. Kombi ve kat kalorifer gibi küçük kapasiteli cihazlarda ise ürüne doğrudan entegre olmuştur. Sorunsuz ve stabil çalışan sistemlerin vazgeçilmez bir parçası olan MİT genleşme tankları ile küçük kapasiteli cihazlarda kullanılan genleşme tankları arasında hiçbir fark yoktur. Çalışma prensipleri aynıdır. Genleşme tankları balon membranlı veya diyaframlı membranlı olarak üretilmektedir. Diyaframlı membranlı tanklar yüksek sıcaklıklar için kullanılmaktadır. Bu tanklarda susaç ile temas halindedir. Korozyona dayanıksız olduklarından bu tanklar sadece kapalı devre sistemlerinde kullanılmaktadır. Çünkü sisteme sadece ilk çalışma sırasında taze su alınır, daha sonra bu su sürekli sistemde kalır. Membranlı genleşme tanklarında ise su membranın içerisinde depolanır ve saç ile temas ettirilmez. Bu sayede hem ısıtma sistemlerinde hem de kullanım suyu için hidroforlarda kullanılabilir. Genleşme tankının kapasitesinin hesaplanabilmesi için kazan kapasitesi, çalışma sıcaklığı, sistem yüksekliği, nihai basınç ve kullanılacak sistemin bilinmesi gerekir. Bu anlamda bize bu bilgileri verdiğinizde size uygun kapasiteli genleşme tankını seçebiliriz. Genleşme tankları, tanklar devreye alınırken içindeki havanın basıncı mutlaka kontrol edilmelidir. Tanklara üretim sırasında 4 bar civarında hava basılır ama kullanım yerinde tanktaki basıncın binanın koşullarına göre ayarlanması gerekir.